Dostlar, herkese selam. Hep konuştuğumuz gibi 0 kilometre otomobil pazarında her şey eskiye dönmeye başladı. Böyle şahane günler, inanılmaz günler falan değil elbette ama eskiye dönüş son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Ekim sonu falan gibi bunu çok daha net bir şekilde algılayacağız ama şu anda bile markalar arka arkaya kampanyalar, takas indirimleri, işte faiz oranları falan gibi şeylerle arka arkaya karşıma çıkmaya başladı. Eminim sizler de bunu görüyorsunuzdur. Ben de zaten sıklıkla paylaşıyorum. 2022 yılda dahil olmak üzere 0 kilometre araç pazarında enteresan günler yaşadık. Bu günlerin artık sonuna geldik. Alsatçı artık elini çekti. Yani bunu açık bir şekilde görebiliriz. Çünkü sizlerden duyuyorum bunu. Yetkili satıcıya gittiğiniz zaman araba var. Parayı verip arabayı alıp çıkabiliyorsunuz. Yani araba bulunabiliyorsa zaten 1 milyona aldığı arabayı 1,5 milyona satması gibi bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü ben zaten gidip 1 milyona alabiliyorum. Hatta yorumlarda şunu okumaya başladım. 1 milyon 700 bin lira olan bir araba için işte 100 bin lira indirim, 200 bin liraya %0 faizli kampanya yapalım. İşte araba burada, anahtarı işlemler bittiği anda teslim edelim falan gibi şeyler yaşanmaya başladı. Bunları artık nereye giderseniz gidin, nereye bakarsanız bakın, sizler de görüyorsunuz. Enteresan bir süreç yaşadık. Enteresan bir günler oldu. Yani yatırım aracı dendi, paranın değerini korumak dendi. Ama en çok alsatçıdan konuştuk. Alsatçı piyasaya girdi. Ticaret Bakanlığı bu konuda çok ciddi önlemler aldı. Bu önlemler sonrasında bir alsatçı zaten elini çekmeye başladı. Ondan sonra otomobil fiyatları belli bir seviyenin de üstüne ulaştı. Sonrasında krediler kapandı. Kredi alınmıyor şu anda. Bunun yanında en önemlisi elbette 0 kilometre arabalar yetkili satıcılarda tekrar bulunmaya başladı. Bana diyorsunuz hani araba bulunduğu falan yok. Evet, yani şöyle nasıl diyeyim size, 1 milyon 100 bin falan gibi ve bunun altında olan araçların bulunurluğu biraz daha zaman alacak. Yani Ekim sonu, Kasım başı gibi onlar da biraz bulunur olacak. Çünkü şu anda otomobile ihtiyacı olan insanlar var ve onların da hedefinde işte Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Renault Clio gibi arabalar var. 1 milyon 200 bin lira altında yine araç bulunurluğu konusunda sıkıntı olacaktır. Ama dediğim gibi bunun da bitmesi için çok uzun bir süre yok. Ama gidip bir kompakt sedan, bir kompakt SUV satın almaya karar verdiğinizde karşınıza %90 otomobil çıkıyor ve istediğiniz otomobili alabiliyorsunuz. O sırada yoktu. 5 gün, 10 gün gibi sürelerden söz ediliyor. Yani eskiye döndük. 0 kilometre araç pazarında o garip günler, o tuhaf günler sona erdi. Çok şükür de sona erdi. Yeniden taşlar yerine oturdu. Bu sırada otomobil markalarının pazarlama departmanlarına Allah yardım etsin. Çünkü unuttukları günlere tekrar dönmek zorundalar. Tekrar otomobil pazarlamak zorundalar. Bu süreçte ne getirsek satıyoruz gibi bir durum söz konusuydu. Ama bu dönem bitti. Artık ne getirsek satıyoruz diye bir şey yok. Satmak için pazarlama enerjisi harcamak gerekiyor. Pazarlama için taktikler üretmek gerekiyor. Yani durum bundan ibaret. 0 kilometre otomobil pazarında nihayet geçmişe döndük. Bu böyle devam edecek mi? Yani en azından bu yıl bitene kadar devam edecek gibi görünüyor. Arabalar ortadan kaybolmadığı sürece sanırım artık bugünlerin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.